Galatasaray önemli bir galibiyet aldı Antalya Spor karşısında. Sarı kırmızılı takım şüphesiz ki kötü bir sezon geçiriyor. Lig için bunu söyleyebiliriz. Avrupa'da daha farklı bir Galatasaray'ı izlediğimiz kesin. Ama ligde şampiyonluk ümitlerini büyük ölçüde yitirmiş bir takım olarak Sarı Kırmızılılar ilk devreyi noktaladı. Antalya Spor maçıyla biraz başlayalım isterim. Evet. Nasıl buldun Galatasaray'ı? Takımı alınan bu 3 puan sence ikinci devre öncesi ve kupa maçı öncesinde nasıl etkileyecek? Ya kesinlikle bir moral havası olabilir. Oldu da zaten Galatasaray için. Çünkü 7 hafta sonra gelen bir galibiyetten bahsediyoruz. Evet. Ve 7 hafta boyunca da işkence çeken bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Tamam, Avrupa Kupalarında çok güzel bir periyot yakaladı. Yapılmayanı yaptı. Devleri yendi. Şampiyonlar Ligi gibi gruptan grup lideri olarak çıktı. Bunlar bir artı. Onları cebimize koyduk. Ama ligde İstenileni veremeyen bir Galatasaray vardı. Ama biraz önce ben şunu söyledim. Dedim ki Galatasaray'ın kötü olması, Fenerbahçe'nin kötü olması, Beşiktaş'ın kötü olması en azından bir alanı uzaklaştırıyor yani. Kendinden uzaklaştırıyor ama diğer tarafta da iç sıkıntıya neden oluyor. İç sıkıntıda Galatasaray niye böyle oynuyor, niye kötü oynuyor soruları geliyor. Antalya Spor maçına bakarsak oyun olarak ben ilk yarıda çok fazla yine hakim olan, çok fazla bekleneni veren bir Galatasaray görmedim. Ama ikinci yarıya girdiğimizde daha coşkulu bir Galatasaray vardı. Daha çok atak isteyen bir Galatasaray vardı. Daha önde basmak isteyen bir Galatasaray vardı. Oğulcan ve Aytaç'ın ben tam ideal kıvama geldiklerini düşünüyorum. Aytaç'a bakarsak uzun süreden beri o yani kadroda şans bulamıyorsun. Forma şansı bulamıyorsun. Sonra gelip Antalya Spor karşısında formayı buluyorsun. Ve muhteşem iş yapıyorsun. Bence Aytaç Antalya Spor'un kilit adamlarından birisiydi. Görünmeyen. Görüne bakarsak görünen kesinlikle Kerem Aktürkoğlu'ydu. Hem bir gol hem bir asist. Değerine değer katma. Adından daha fazla söz ettirme. Özellikle ben son maçlarda kaleye yakın değil de orta saha hücum balansında biraz daha geriden top almak zorunda kalıyordu. Ve bunun yanında da pasta kırılmayan yerlerde kilit pozisyonlarda dribling özelliğini kullanarak evet. Hızlı bir şekilde gidebiliyordu. Ama bu sefer Fegüli ile topla buluşturması da gerçekten çok harikaydı. Ya bunları yapabilen ve değerine değer katan bir Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsediyoruz ki bu saatten sonra Kerem'i kimse tutamaz. Ve Galatasaray'ın çok büyük değerli futbolcusu haline geldi. Marco'yu dersek ben Marco'yu her hafta iyi gördüm. Marco'yu çok kırılgan gördüm. Çok iyi görmedim ama Nelson'u daha böyle sağlam görebildim oyunu anlamında. Evet. Galatasaray istediğini aldı. Önemli olan istediği almaktı. 3 puan aldı. Ama diğer taraftan da bence hala ihtiyacı olan bir süreçte ihtiyacını aldı ama yine de ileri dönük çok fazla sinyaller verdiğini düşünmüyorum. Yani çünkü biz hep her seferinde basın toplantılarında şunu dile getiriyoruz. Galatasaray ne oldu? Niye böyle oldu? İşte teknik biliyorsun Fatih Terim cezalı olduğundan dolayı Selçuk İnan Hoca'yla Necati Ateş Hoca geliyor ve şöyle söylüyorlar. İçeriye top sokamıyoruz. Oyunu iyi yapıyoruz ama içeri top sokamıyoruz. Ben de şöyle diyorum. İçeri top sokman için orta sahada bir kırılgan yapın olmaması lazım. Orta sahada iyi top çevirmen lazım. Bir lider oyuncuya ihtiyacın var. Sen bu lider oyuncuyu sağlayamıyorsun. Orta sahadan topları getiremiyorsun. Ortalardan gelemiyorsun. Sadece dribling yeteneği ve kişisel becerileri iyi olan futbolcuları kullanıyorsan burada bir sıkıntı da daha var. Bunu da görmek lazım dedim. Ve Halil Dervişoğlu'nun bu maçta olması tamam güzel ama Halil Dervişoğlu için de kötü bir performans oldu. Adeta saç baş yoldurdu. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun performansına baktığımız zaman yukarıya çıkan bir ivme var. Halil Dervişoğlu'na baktığımız zaman şu şekilde böyle yani aşağı inen bir ivme var. Ben Halil'in biraz daha kendini toparlaması gerektiğini düşünüyorum. Neden öyle? İşte onu biz de anlayamıyoruz. Muhtemelen çok fazla hani forma şansı bulup bulmama olayları falan var. Hani bir bakıyorsun çok kurtarıcı, muhteşem işler yapan Halil'den. Önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta bir Cagney'i buluyor biliyorsun, bir Mustafa Muhammed'i vurabiliyorsun. Ya da yardımcı aktör pozisyonunda işte ne oluyor işte kanat oyuncusu pozisyonuna geldiği zaman daha farklı şeyler gösterebiliyor. Ben forma şansını çok fazla bulamamasına gösteriyorum bunu. Düzenli oynamayan düzenli olamamasına. Evet. Bir de gerçekten Halil Dervişoğlu her maçın ikinci dakikasında 118 dakikadır sahadaymış gibi yorgun bir maç yapıyor. Bu tecrübesizliğinden ve bu maçlara bir de bencillik eklendi. Hı hı. Tecrübesizlik, bencillik eklenince de bence kötü olarak bir sırıttı ve bunda bir sıkıntısını oluşturdu. Diğer tarafa geldiğimizde İsmail Çipe'den bahsetmek istiyorum. Ben hep her fırsatta şunu söyledim. Herkes yerin dibine vurdu. Dedi ki bu çocuk iyi bir kaleci değil. Bundan iyi bir kaleci olur mu? Ya sabredin.
Yani sonuçta antrenmanları biz de izliyoruz. Elimizde geldiğince kampları da izliyoruz. İsmail daha bugün gelen bir çocuk değil. Bugün gelen bir kaleci değil. Yıllardır Galatasaray'ın ikinci kaleciliği için oynuyor. Yeri geldiği zaman Eray'la yarıştı. Yeri geldiği zaman Fatih Öztürk'le yarıştı. Yeri geldiği zaman Okan Kocuğa formayı verdi. Ama işte bu mesela Okan'ın durumuna bakıyoruz şu an. Okan ikinci kaleci olmak değil de ben bir yere gideyim en azından kendimi değerlendireyim dedi. Fatih Hoca da o zaman Giresun'a verdi Burak Elmas başkanının isteğiyle beraber. İlk başlarda sırıtan Okan Kocuk'tan takım kötü olsa da ön plana çıkan bir Okan'a döndü. O da forma şansı bulmasıyla alakalı. Ben İsmail'in ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ve bununla ilgili de bir en azından bu maç bize iyi bir anekdot verdiğini düşünüyorum. Galatasaray tam anlamıyla Mustafa Muhammed'in de performansını ben iyi buluyorum. En azından istekli, arzulu, çalışan kafasında... Pozisyonlara giriyor. Bir de kafası rahat. Yani çünkü herkesin kafasında Mustafa Muhammed'in bonservisinin olacak, ne zaman gidecek derken... Biz hep bunu biliyorduk ama Fatih Hoca bunu söylemiyordu. En son Fatih Hoca Lazio maçı sonrasında sorduğumuz soru üzerine... Mustafa Muhammed bizim oyuncumuz, alacağız dedi. Ve daha sonrasında tabii ki işlemler yapıldı. Son rütüşler bitiyor. Muhtemelen bugün yarın açıklanır onunla ilgili durumda söz konusu. Ama imzalandı, biliyoruz bunu. Kafası rahat olan, Galatasaray için kendini hani her türlü pozisyona sokan, her türlü şey yapmak isteyen istekli futbolcu her zaman bir artıdır. Antalyaspor'un defansını bozmak ise açısından Mustafa Muhammed bence güzel iş yaptı. Görevini yaptığını düşünüyorum. Galatasaray istediğini aldı. İstediği 3 puandı. Ama 7 hafta sonra gelen 3 puan en azından Galatasaray'ı bir rahatlatsa da gelecek açısından da bir kötü bir tablo olarak da ortaya çıkıyor. Ozan Zeybek, Kerem Aktürkoğlu'nun Feghouli'ye yaptığı asiste zamanlaması gerçekten çok iyi. Verdiği pasın şiddeti, atmış olduğu gol, dribling üstü o vuruş hakikaten bir kez daha özel bir yetenek olduğunu hissettirdi. Sizce Kerem'in kariyeri nereye doğru gidiyor? Şimdi sadece Galatasaray galibiyeti sadece Kerem'e bağlamak istemiyorum ama Galatasaray'da performans birkaç oyuncu üzerinden dönüyor. Ama bu Antalyaspor maçında üstün oynayan, iyi oynayan, konsantre olmuş bir Galatasaray'ı gördüm yani. Galatasaray bu sezon kazandığı bazı maçlarda yani ortada olan maç, hak ettiği, %100 Galatasaray'ın hakkıydı demeyeceğim maçları da kazandı. Ama bu maç için Galatasaray'ın %100 baskın, yani etkili olduğunu gördüm. Kerem'in performansı müthiş bir yükselişte. Ama Kerem'i çıkardığında şu anda Galatasaray'ın işi biraz zor gibi. Tek oyuncuya dayalı düzen veya bir veya iki tane oyuncunun bir takımı taşıması diye de bir şey yok artık günümüzde. Evet. Şimdi biz puan durumunda görüyoruz zaten Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hangi durumda? Yani övünülecek hiçbir yanları yok üç büyüklerin. Ama ben kadro olarak baktığımda en önemli kısmı bu. Bu maçı kazanmış olabilir. Hakkıyla kazanıp iyi oyunla kazanan, 3 puan alan bir Galatasaray var ama Galatasaray kadrosunun ben Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosunun gerisinde olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani, genç ve tecrübesiz olduğundan dolayı da. Hem genç tecrübesiz hem yetenek anlamında da. Yani bu çocukların hepsi, gençleri niye alırsın ve harmanlamaya çalışırsın? Hani yıldız adayıdır diye. Yani birçok yerli futbolcu var Galatasaray'da. Hepsi birer yıldız adayı olarak, aday olarak geldiler. Aday adayıydı. Birçoğu bundan faydalanamadı. Yani şimdi Fenerbahçe kadrosunu saydığında bunların hepsi 11 oyuncusu diyebilirsin. Birçoğuna, %90'a Galatasaray'ın oyuncularına baktığında. Bak şimdi kötü durumda bir Fenerbahçe var. Bir Beşiktaş var. Puan anlamında kötü durumda diyorum. Sorsam şimdi Galatasaray'dan kimi istersin desem 3 tane belki 4 tane oyuncu çıkar. Marko, Kerem. Ya bak işte 4'ü geçirtemem ben. Marko ile Kerem ilk akla gelen isimler. Ama Beşiktaş'ı saysam, Fenerbahçe'yi saysam sayı olarak mutlaka bunların önüne geçer. Galatasaray'daki oyuncuların önüne geçer. Yani bu transferler tamam yeni bir planlama. 3 yıllık bir periyot bekleniyor Galatasaray'da Fatih Terim hedefi doğrultusunda. Ama ben bu planın da başarıya ulaşacağını zannetmiyorum. Bu oyuncularla da olacağını zannetmiyorum. Bazen finans, yani bu işteki en büyük şey sıkıntılardan biri Fatih Terim'in mantığını, futbol aklını değiştirmesinden kaynaklanmıyor. Finansal gerçeklerin ortaya çıkardığı bir tablo bu. Madem benim bu kadar param var, ben de böyle bir yol izleyeyim diyor. Zaten Galatasaray kulübünün içinde hem finansal sıkıntılar var hem yönetimsel sıkıntılar var. Yani 2022 yılına giriyoruz. Galatasaray'ın ben epey zorluklarla boğuşacağını tahmin ediyorum.